peki nasılsın? Merhaba Emel. İyiyim. Gayet iyiyim. İyi gördüm. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Rica şey diyecektim ederim. Ama hani bu hafta da iyiyim diye. Öyle bir kendi kendime dedim. Çok da gaza getirmeyeyim. Tabii daha hafta. Çok şükür iyiyim. İyi hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Dedik ki bugün de sayın dinleyicilerimizle kırılma noktasından konuşalım. Olur. Yani ne? Dinleyicilerimizle konuşamayacağız tabii. Beraber konuşacağız. Onlar dinleyecekler. Onlar da davet ettik. Onlar da dinliyorlar. Kırılma noktası evet. Olur yani hayatımızda başımıza bazen iyi bazen de bizi yoran, rahatsız eden bir şey gelir. Hı hı. Ondan sonra da yolumuzu değiştiririz. Evet. Ya da hep farkındalıktan konuşuyoruz ya. Aa deriz. Meğer şöyleymiş. Evet. Bu da şuradan belki de bu konuyu işleyelim dediğimizde şu örnekten hareket etmiştik. Küçükken belli genç yaşında da her şeyimiz birileri tarafından hallediliyor ya. Evet. Bunun güzel bir konforu var. Tabii. Yemek önümüze geliyor. Çamaşırlarımız yıkanıyor. Tabii. Evin gelirini birileri hallediyor. Evet. Kirazı, elektriği, suyu vesaire. Ya ne kadar rahat bir hayatmış şimdi hatırladım da hakikaten. Hiçbir şey düşünmene gerek yok. Küçük oğlum şey derdi işte ben hiç ikili yaşlara gelmeyeceğim. Hani 9'u geçmeyeceğim. Orada şeyler başlıyor. Başka sorumluluklar başlıyor. Erken uyanmış o. Farkındalığı erken olmuş çocuğun. Farkındalığı erken olmuş. Sonra belli bir zamana yaşa gelince de bir şeylere tosluyorsun. Bir şeylerle karşılaşıyorsun. Tabii. Ha meğer diyorsun. Tabii yani 40 yaşına gelmiş hala daha el bebek gül bebek büyütülen kadınlar ve erkekler de yok değil. Var. Hele bizim toplumumuzda özellikle kültürümüzden dolayı. Hani evlenene kadar benim çatımın altında yaşayacak. Sadece evlenene kadar olsa iyi. Evlendikten gerçi sonra evet. Eli hala ailenin içinde olan anne babalar. Evet. Kayınvalide, kayınpederler var. İş hayatında... Ay içim sıkıldı. Konuyu değiştirsek ne yapsak? Yok düzelteceğiz şimdi. Tamam. Çünkü... bu yine kültürümüzü kötüleme anlamında değil ama bizim defolarımız anlamında. Tabii. Avrupa'da, Amerika'da insanlar işte 18 yaşına geldin mi? Aa, bir dakika 18 mi? Deyip onlara evde oturuyorsan kiraya katkı sağlayacaksın, evin sen de çalışacaksın ya da şu işi sen yapacaksın diye otomatikman bir takım sorumluluklar yükleniyor. Şimdi benim aklıma hemen bir hikaye geldi. Üniversitede okurken. Amerika'da arkadaşımın doğum günüydü ertesi gün. Biz de böyle işte birkaç arkadaş hediye aldık, bir şeyler yaptık falan. Yani işte öğlen kantinde ona sürpriz yapacağız falan. Kız bir geldi gözler kan çanağı kıpkırmızı şişmiş doğum gününde. Biz hepimiz böyle ne oldu falan diye şey yaptık. Doğduğu anı mı canlandırmış? babası, öz babası oluyor kendisi tabii babası deyince. İşte o gece yani bu doğum gününden bir gün bir gece önce yarın senin doğum günün 18 yaşına basıyorsun artık ya demiş artık bir iş bulup bana kira vereceksin ya da bu evi terk edeceksin. Oo, çok sert. Acayip sert ama birçoğu böyle dediğin gibi yani bunu ben canlı yaşadım. Ve kızcağız tabii şey yapamadı hani yeni bir ev kurmak diye 18 yaşında hani evet çok yapanlar var ama hani bu biraz yapısı daha böyle yumuşaktı. Dolayısıyla bir süre sonra iş buldu. İşte hem markette çalıştı hem babasına çok böyle hani kocaman rakamlar vermedi ama en azından kiraya katkı sağladı. Babasına kira verdi çok. Şimdi aklıma o geldi. Çok üzülmüştüm ben o kıza ama belki de doğrusu o. Evet hani o kadar sert evi sert terk et değil. Falan diyemeyiz. Evet. Kültürümüze de çok uygun değil. Fakat belki 18'i bile beklemeden daha erken yaşlarda evin bir takım sorumluluklarını illa git para getir limon sat. Tabii, meşhur tabii, limon. Tabii. Limon sat 3 kuruş da sen getir değil de evdeki ne bileyim temizliği sen yap. Evi sen süpür. Tabii çamaşırları sen as. As. Katla. Çorapları çiftle. Ay, ay. Bizim evde hep kavga oluyoruz. Perdeleri sen tak. Hani tabii, yıkandıktan tabii. Sonra o kornişe tabii. Takmak kolay değil. Sorumluluk vermek lazım tabii. Öbür türlü kral ve kraliçe gibi olduğu için o aslında iyilik etmiş olmuyoruz evet. Onlara. Kesinlikle. Dolayısıyla da şöyle bir kırılma noktam oldu benim de. Hı-hı. Şimdi işte Eskişehir'de yaşıyoruz. Aile ortamındayım. Hakikaten önüne geliyor her şey halloluyor.
Bir de erkeksin, erkek çocuklarına biraz daha fazla. Biraz daha böyle bir ne denir? Peyli bir müsamaha mı gösteriliyor? Evet, müsamaha gösteriliyor. Biraz daha toleranslı davranılıyor. Hı-hı. Hani evin işine kız çocuğu, hı-hı, daha yardım ediyor ama erkek ayaklarını uzatıp orada televizyon, evet, seyrediyor. Evet. Ben işte hukuku kazandım, Ankara'ya geldim. İlk yıl yurtta kaldım, sorun yok, yurttayız. Hı-hı. İkinci yıl bir eve geçeyim istedim. Hı-hı. Öğrenciler bir illa bir denemek isterler. Tabii. Öyle bir rezilliği bir görmesi lazım. Evde ama diye. Yurt daha rezillik sanki, bilmiyorum da Türkiye'de. Hani değişiyor bir şey. Yani yurttan yurda, bulunduğun ortamdan ortama. Ben de işte Ankara hukuk Cebeci'de. O bölgede dolaştım, şöyle bir otobüse falan da binmeyeyim de yürüyerek gidip geleyim diye. Hı-hı. Ara sokaklarda orada İç Cebeci, Ankara'yı, hı-hı, bilenler, Kurtuluş semtindeki. Bir ev buldum çatı katında. Böyle bir şimdikinin bir artı biri ya da bir falanı gibi bir şey. Aslında balkonmuş, kaçak bir şekilde üstünde örtmüşler. Hı-hı. Böyle bir o zamanki şartlar tabii naylon gerdim. Çünkü rüzgar esti mi rüzgar komple içeri geliyordu. Tabii. O kadar da kötü böyle. Benim bütçeme de uygun diyelim ki. Hı-hı. Dedim buranın sahibi nerede? İşte Ulus'ta Anafartalar Çarşısı'nda bir mağazası olan bir adammış. Hı hı. Tamam, ben gittim oraya. Adamı buldum. Dedim filanca yerdeki, o da meğer orada oturuyormuş, hı hı, onun çatı katı. Filanca yerde kiralık yeriniz var. Evet dedi, ben orayı tutmak istiyorum dedim. Evli misin dedi. Yok, bekarım dedim. İşim var mı, ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim dedim. Hı hı. O zamanlar öyleydi. Tabii. Ben bekara ve öğrenciye ev vermem dedi. Hmm. Peki dedim. Çıktım oradan. Atatürk heykeli vardır Ulus'ta, evet, meydanda. Oraya doğru yürüyorum. Hı-hı. Şimdi yürürken kendimi nasıl böyle bir doldurmuş ve gaza getirmişsem, ya dedim ben öğrenciyim ve bekarım. Bu iki özelliğimi şu an değiştiremiyorum. Değiştiremezsin tabii. Ve her gittiğim ev sahibinden de benzer bir tepkiyle karşılaşacağım. Peki ben nasıl ev tutacağım? Hani tabii o zamana kadar hep böyle bana ha ev mi lazım? Hani eve çıkmadım ama ne lazımsa önüme sunulmuş bir tabii, şekilde. Tabii. Ben de aşağı doğru yürürken bekliyorum ki ya Zeki boş ver ya, o vermezse vermesin, baksana şurada tuttuk. İçini dayadık, döşedik. Tabii. Sen git orada keyfine bak diyecekleri bekliyorum hep öyle gördüğüm için. Evet. Böyle bir gaza getirince kendimi hep bu cevapla karşılaşacağım. Döndüm geriye. Adama gittim, kafayı. Adama daldım. İki gün karakolda yattım. Emniyetine. Ve okulu nezarette bitirdim. Şimdi adama girdim, kendimi de doldurmuşum biraz. Ya ne demek işte bekara öğrenciye ev vermemek demek. Tamam ben burada bir hani gurbetteyim, benim memleketim burası değil ama bizim de kendimize göre bir ailemiz var, çevremiz var. İstiyorsan telefonunu vereyim, ara falan filan, böyle bir sesimi de hafif yükseltmişim herhalde. Gençlik cesaretiyle. Tabii tabii. Cahil cesaret. Cahil cesaret. Artık kendimi nasıl gaza getirmişsem adam sakin ol evladım dur falan dedi. Beni oraya oturtturdu, bir de çay söyledi. Sonra biraz sohbet, kimsin, nesin, nereler falan derken evi bana verdi. Aa. Ve orada 2-3 yıl falan kaldım. Adamcağızla dost da olduk. Bana kullanmadığı eşyalardan da verdi falan böyle bir. O benim güzel bir kırılma noktam oldu. Hani büyüme anlamında kırılma noktam oldu. Hı-hı. Ha, demek ki o senin işte 18 yaş, iki göz iki çeşme, evet. Evet. Yüzleşmesi gibi. Ha, demek ki ben aslında kendi işimi kendim halletmeliyim mesajını aldım. Çok güzel. Bu hani farkında vararak varmayarak olumlu bir mesaj almışım. Hı hı. Oradan çıkıp da ya lanet zaten bu ev sahipleri de böyle falan diyerek, evet, bir daha gitmeyeyim ben, aramayayım, nasıl olsa onlar da aynı şeyi söyleyecek de diyebilirdim. Hı hı. Belki de yüzlerce binlerce insan da böyle de diyor. Ama öyle bir mesaj almışım ben kendi kendime. Güzel bir kırılma noktası olmuştu benim için. Büyüdün yani. Eve büyüdüm. Geçince büyüdün birden. İyi bir şey değildi gerçi yani. Evet. Konfor alanından ite kaka evet, çıkmak zorunda kaldık. Benim de bir kırılma noktam vardı yine, hmm, ona benzer. Üniversitede okurken son bir yılım kaldı, babamın tayini tekrar Türkiye'ye çıktı. Hmm. Ama bu arada ben de aynı senin gibi büyütülmüşüm. Hatta benimki bir adım daha ötede. Hmm. Yani babam çok korumacı bir insan sağ olsun.
Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. İşte. Mesela annem de öyle. Üzerinize titriyor. Üzerimize titriyordu ama ne yazık ki hani daha çok benim üstüme titrendi. Titrek ben oldum. Kardeşim biraz daha cesur o konuda. Hep öyle oluyor. İlklerde denersin. Yaptığın yanlışı ikinci de düzeltirsin. Doğru. Yani ben öyle bir noktadaydım ki annem hadi çıkıyoruz ayakkabılarını giy demeden ayakkabılarımı giyemeyecek durumdaydım. Gerçekten. Çok, ben sonradan böyle oldum. İyi toparlamışsın ya. Ben işte o kırılma noktasını anlatacağım şimdi. Yani dediğim gibi hiçbir şey düşünmüyorsun. Hatta şöyle edilgen oldu. Edilgen bir şekilde. Tabii. Şöyle oldu hatta. Babam benim hangi bölümde okuyacağıma bile o karar verdi. Oo. İktisat okuyacaksın dedi. Ya da dört seçenek verdi. İşletme, hukuk, tıp veya iktisat. Ben sözel bir çocuğum. Sözel bir insan. Biliyorum kendimi. Bir tek böyle teorik daha çok, daha az sayısal olan iktisat vardı. İktisatı seçtim mecburen ama sevmeyerek okudum. Dolayısıyla tam bir yıl kala babamlar dönmek zorunda kaldılar ve ben de nerede kalacağım? Yurtta kalacağım. Tek başına? Tek başıma yurtta kalacağım. Yani ben o güne kadar hiçbir şey yapmamışım. Annem yemek yaptırmaz, evi toplattırmaz, temizlik yaptırmaz. Sadece çalış. Aman yavrum çalışın. Aman derslerinize çalışın. Ne dışarı çıkabiliyoruz falan. Yani o kadar durumdaydım. Her şey benim adıma karar verildi. Şu an üzüldüm çok senin adına ya. Evet ama sonucunda bak ne kadar iyi oldu. Güler yüzlü. Kendini özgüveni yani. Tavan. Evet öyle bir insanı. Kendini geliştirmiş. Değil mi de burada biraz kendimi öveyim. Araya reklam. Ürün yerleştirme. Ürün yerleştirme. Dolayısıyla şimdi hatırlıyorum. Gittik beni babam yurda kaydettirdi. Şimdi ben yurtta kalacağım. Gittikleri gün ben yurttayım. Ben bir hafta boyunca ağladım. Bir hafta? Bir hafta boyunca ağladım ve derslere gitmedim ve odamdan dışarıya da çıkmadım. Batsın bu dünya. Batsın bu dünya. Aldım kendime bir tane jilet takımı. Her gün bir yerimi geziyorum. Her gün jilet. Çünkü şundan çok korktum. Şimdi okulun taksitleri var. Ödenmesi gerekiyor. O zaman nakit yok. Çek yazacaksın. Çek yazmayı bilmiyorum. Ben nerede yemek yiyeceğim? Bir şeye ihtiyacım oldu. Nereden alacağım? Arabam yok. Nasıl gideceğim? Bunların hepsi... Tabii baban seni okula götürmüş. Okula gitmiş. Götürüyor. Düşünsene üniversitedesin. Hala babanla okula gidip geliyorsun. Baba kalem ihtiyacım var diyorsun. Baban gelirken kalem alıyor. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sudan çıkmış balık. Gerçekten öyle oldum. Bir de o da arkadaşım zenci miydi? Ödüm kopuyordu kızdan. Gerçekten ben çok sessizdim. O yıla kadar. Zencilerden niye ödü kopar ki insan? O da bir... Ya çünkü o da böyle biraz böyle atletti. Biraz boyu uzundu. Fiziği falan çok düzgündü. Biraz böyle şey yapıyordu böyle. Nasıl hani odanın sahibi benim. İki kişi kalıyorsun odada. Odanın sahibi benim. İşte ben ne yaparsam. Şimdi onlar tabii 500-600 yıl boyunca ezildiler ya. Şimdi ben yabancıyım o da beni ezecek. Yani öyle bir psikolojisi vardı herhalde. Bir tane soluk benizli yakaladı. Buğday tenli falan. Buğday tenli. Ama şey tabii sonra çok iyi arkadaş olduk. Çok iyiydi. Ve ben... Bir hafta ağladım. Bir hafta ağladım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladım. Çünkü baktım yani ağlamaktan başka hiçbir iş yapamıyorum. Derslere falan gidemiyorum. O kadar kötü durumdaydım ki. Fakat daha sonra yavaş yavaş dedim ki ya bu nereye kadar ağlayacaksın? Nereye kadar dışarıya çıkmayacaksın? Mecbur bir kere derse gideceksin. Okulu bitiremezsen babam üstüme çökecek bu sefer. Aileler. Dolayısıyla o benim kırılma noktam oldu. Ve ben o bir yıl içerisinde kendimi korumayı öğrendim. Çünkü sesim de çıkmazdı benim. İşte o da arkadaşımla kavga ederek kendimi korumayı öğrendim. Sağ olsun onun da bana çok katkıları oldu. Öğrendim yani çek nasıl yazılır. Bir şeye ihtiyacın olduğu zaman nereye gitmen gerekiyor. Kimlerden yardım toplu isteyebiliyorsun. Toplu taşıma nasıl bilinir, nerede yemek tabii yani. Bütün hep toplu taşımayı çok bilmedim. Şimdi yalan olmasın. Çok arkadaşlarımın hepsinin arabası vardı. Yurt ve okul belki yani hiç yurt şeydi. Yurt ve okul çok fazla çıkmıyorsun. Bir de zaten hani çok yakın arkadaşım vardı Tümay diye. Onunla zaten aynı hani okula gittiğimiz için zaman zaman ona gidiyorduk. Arabası vardı falan yani. O şekilde idare ettim ama bana inanılmaz katkısı oldu. O da benim büyümek için kırılma noktamdır. Doğru. Var mı senin başka kırılma noktan? Benim yok ama bir kız kardeşimin var. O da güzel bir örnek. Burada şey aklıma geldi sen bahsederken aslında aileler veya baban ben bu kıza kötülük yapayım da tabii. Edilgen ve özgüveni düşük yetişsin diye demiyor aslında. Yok. İyi bir şey yapma adına yapıyor ama etkisi ne yazık ki negatif. Negatif tabii ben gerçekten hiç kimseyle konuşamazdım ya. O kadar utangaçtım ki inanamazsın. Yani birisi hani kendi arkadaşlarım haricinde hani birisi bana bakacak diye kafamı kaldırmadan yürürdüm.
Biri bir şey soracak falan. Diye. Nereden nereye? Nereden nereye? Baksana şimdi. Doğru. Şimdi herkes sorsun diye böyle bakıyorum gözlerine. Canavar gibi bir şey. Panter Emel vardı ya işte. O bendim. O bendim. Doğru doğru. İyi bir şey yapma adına aşırı koruyoruz ve koruyoruz, kolluyoruz çocukları. Ne yazık ki hayata hazırlama bakımından da kötü bir şey yapmış evet. oluyoruz. Evet. Belki o iş arama sürecindekinde örnek verdim mi hatırlamıyorum. İnsan kaynaklarınca olmuyor. Çokça iş görüşmesi yapıyoruz. Tabii. Annesiyle ve babasıyla gelen üniversite bitirmiş. Hmm. Hatta bazen erkek askerliğini yapmış kişilerle karşılaştım. Evet. Yani yazık. Ve hakikaten onları çok özel bir ne diyeyim niteliği ve yönü yoksa da almamaya dikkat ediyorduk. Evet, evet. İçeride de bir anne baba arıyor ki bana destek olsun onun kanatları altına tabii, hani tabii. gireyim diye. Tabii. O yüzden de dikkat gerçekten. Kız kardeşimin şöyle bir şeyi daha sonra bana söyledi. Aynı o iki göz iki çeşme meğer o da olmuş. ben o zaman avukatlık yapıyorum. Büroma gelmiş. Abi ben işte 18 yaşıma geldim. Ehliyet almak istiyorum. Hani ehliyete başvurma yaşına gelmiş. Hı-hı. 18'e doldurunca mıydı, girince miydi hatırlamıyorum şimdi. Ben de ona dedim, o şöyle bir beklentiyle gelmiş. Abim zaten avukat, hani şeyleri de tanır, buradaki emniyet, bilmem ne, şoförler odası falan. Benim işimi halleder. Hatta işte bu da ehliyetin diye, verir. diye de verir. Ben de ona demişim ki, ha demek 18 yaşına gelmişsin ve ehliyet almak istiyorsun. Çok güzel demişim. O zaman kurslar falan da yoktu. Şimdi buradan çıkıyorsun. Emniyetin arkasında şoförler cemiyetinin bir bürosu var. Oraya git. Hmm. Bir dosya al. İçinden... Ben mi alayım şimdi? Evet Emel. İçinden formlar çıkacak. Onları doldur. Emniyete ver. Kitapçık çıkacak. Onu çalış. Yazılıya gir. Ben seni biraz direksiyon çalıştırırım. Ve direksiyon sınavı olacak yere götürürüm. Çünkü o biraz şehir dışında böyle bir tabii, tabii, tenha uzak, bir yolda yapılıyor oluyor, falan filan diye. Bunu yapabilirim ancak demişim. Güle güle. Koridor çıktım diyor ofisinden. Koridorda ağladım diyor iş merkezinde. Ay yazık. Çok büyük sorumluluk. Düşünsene kız evet. ne yapacağını bilmiyor. Resmi daire. Belki resmi dairenin kapısından içeri girmedi. Tabii. Dosya ne? Nasıl istenir? O form nasıl doldurulur? Falan. Bir de yazılıya hazırlanacak. Şu bu. Abim beni sevmiyor, benimle ilgilenmiyor falan diye de böyle ağladım diyor. Ama aynı senin ağlama gibi. Demek ki ağlayınca bir süre sonra susuluyor. Mecbursun. Daha sonsuza kadar ağlayamazsın. Ağla, ağla nereye kadar? Ha demek ki büyümek böyle bir şey dedim diyor kendi kendime. Gitti gerçekten işte sınava girdi bilmem ehliyeti aldı. Ondan sonraki hayata da hep özgüven ağırlıklı oldu. Kesinlikle çok faydası oluyor. Mesela işte mağazacılık falan bazı şeylerin bayiliğini almıştı. Böyle iyi bir markanın bayiliğini almak istediğini söyledi. Bir şeyi de işlemiştik böyle bir hayal kurmak, canlandırmak falan gibi veya sohbet etmiştik. O markanın franchise'ını almak ve mağazasını açmayı hayal etmiş. Abi dedi gideceğim. Ben de meğer engellemişim diyelim ki. Yok ya vermezler sana falan filan. Gitti İstanbul'a oranın patronunu buldu. Çatır çatır konuştu falan filan. Harika da bir iş yaptı. Vay çok güzel. Her şey işte o ehliyet günündeki. Ben o ehliyeti onun adına alsaydım şimdi evde oturuyor. Olmazdı yok ya. Yani deneyerek öğrenmemiz lazım. Evet. Bazı şeyleri gerçekten tecrübe etmemiz lazım. Evet. Benim bir... Özür. Bir de bu başımıza gelen kötü bir şey. Diyelim ki seni Amerika'da bırakıp dönmüşler işte. Evet. Aslında kötü bir şey. Ve tabii. buradan bir sürü de kötü sonuç çıkarabilirdin. İlla ki. Sen evet ilk önce elbette ki etkilenmişsin ve dipleri tabii. yaşamışsın tabii, ama tabii. sonradan buradan olumlu bir şeyler çıkarmışsın ve hayatının bundan sonrasına evet. ciddi anlamda olumlu katkısı olmuş. Evet gerçekten o kırılma noktası benim için çok iyi oldu. Bir örnek daha mı var diyordun? Evet benim de bir örneğim var. Benim ikinci bir kırılma noktam var. Doğma falan diye hayata gelerek ikinci kırılma noktası. Kırıklar içerisinde. Kırıklar içerisinde. Yok o da şeydir. Seninle X firmasında çalışırken benim eğitim uzmanı olmam. Şimdi ben iktisat okudum ama iktisatla alakalı hiçbir şey yapmadım biliyorsun geçmişime bugüne kadar. Çünkü ilgimi çeken bir şey değildi. Çünkü 3 ile 5'i topla dedik 7 dedin. Doğru demişim. Dolayısıyla eğitim uzmanı olduğum zaman ben baktım ki
Ben bu işi gerçekten çok seviyorum. Hmm. Sevdim yani. Hmm. Bir şeyler araştırıp eğitim paketleri hazırlamak, sunumlar hazırlamak veya hazır olanı çevirmek, üzerinde biraz çalışmak. Bunları başkalarına aktarmak. Hmm. Çünkü ben biliyordum zaten. Ben psikoloji okumak istedim. Neden? İnsanlara yardım edebilmek için. Hmm. Benim öyle bir misyonum var herhalde. Ben hep öyle zannettim. Hmm. Ve bunu da şimdi eğitimlere giderek, kendimi geliştirerek. Bilgi aktararak, gene yardımcı oluyorsun. Gene yardımcı oluyorum insanlara. Yani o... Yani ben orada asistan olarak başlamıştım o firmada biliyorsun. Hı hı. Hep asistan olarak devam edebilirdim. Doğru. Ama benim önüme öyle bir teklif gelince İK'dan direkt kabul ettim. Hayır da diyebilirdin. Konferanslarından vazgeçmek istemeyebilirdin. Tabii çıkabilirdim ama dedim ki yani insanlarla bir arada olmak da çok daha güzel bir şey deyip onu kabul ettiğim gün benim kırılma noktamdır. Ne güzel. Ondan sonra kendimi buralara kadar getirdim bir şekilde. Ne güzel. Dolayısıyla da hepimizin karşısında şey denir ya, onu bir paylaştık mı hatırlamıyorum. İşte deneyim başına ne gelen değil, başına gelenle senin ne yaptığın. Evet, aslında. Onu paylaşmamıştık, güzel oldu. Bir daha tekrarlar mısın? Deneyim başınıza ne geldiği değil, başınıza gelen durum karşısında sizin ne yaptığınız. Evet. Asıl çıkarımımız burası, kazancımız burası. Yoksa herkesin başına bir şey geliyor. Tabii. Kimisi çok negatif bir şey alıyor, belki de hayata küsüyor. Hı-hı. İyice kötümser oluyor. Birisi de ya tamam ben buradan şunu aldım. Evet. Demek ki bundan sonra şuna daha dikkat ederek ne yaparım diyor. Kesinlikle. O çok çok başka ufuklara şey. Yelken açıyor belki de. Evet. O sebeple kırılma noktası hani hepimizin vardır. Var. Yine her konuyla ilgili böyle bir podcast'in sonunda şey deriz. Sizin de vardır mutlaka, paylaşın. Paylaşın bizimle. Yazın hani Instagram olsun. Mail adresimiz olsun. Onların ben böyle bir paket halinde anlatamıyorum. Ben neler olduğunu o görevi her zaman olduğu gibi Emel'e veriyorum. O bize nasıl ulaşacağımız konusundaki bilgileri verecek. Tamam. Bizlere e-posta yazmak istiyorsanız organikbeyinlerpodcast@gmail.com'dan e-posta atabilirsiniz. Bizleri kendi sitemiz olan organikbeyinler.net'ten dinleyebilirsiniz. Oraya girmek istemeyenler ise YouTube, Spotify, iTunes ve Stitcher programlarından bizim podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Bir de Instagram'dan @organikbeyinlerpodcast takip edebilirsiniz. Valla gıpta ediyorum bunları böyle bir ben sana yazıp vereceğim. Teklemeden. Çünkü seviyorum. Ben bu işi yapmayı çok seviyorum. Evet, keyifli yapıyorsun. Ve evet, tutkumlarımdan biri bu oldu ve sahiplendim. Hı-hı. Sahiplendiğim işi de iyi yaparım. Ayıptır söylemesi. Gerçekten iyi yapıyorsun. Takdir ediyorum. Öyle. Teşekkür ederim. Sen de öyle gerçekten. Eyvallah. Çok eğlenceli. Ne mutlu bize, bilgileri paylaşıyoruz. Evet. Farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Şey denir ya, çok geyik bir atasöz belki ama işte bir mum diğer mumu yakmakla kendinden bir şey kaybetmiyor. Tabii. Ama diğer mumu da yakmış oluyor. Tabii, çoğalan. Bilgi, paylaşmak güzel evet, bir şey. Evet, bilgi paylaşımı o anlamda güzel bir şey. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya başka güzel bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.